Nerede yemeklerimiz Allah aşkına? Ay ben size böyle yapmadım, lütfen çıkar mısınız? Ay çok güzel, izin verirseniz bir bakmak istiyorum. Ay bakmayın, lütfen çıkar mısınız? Çok teşekkür ederim, harika. Ben size böyle yapmadım, lütfen. Bir şey yapmıyorum, sadece merak ettim geldim. Yapmayın, merak etmeyin. Kovmayın, ben neden sizin misafirinizim? Sadece bana nasıl bir yemek geleceğini merak ediyorum. Ne gelecek, nasıl yapıyorsunuz? Yani, mantar soslu tavuk, Alper Bey. Ay. Gerçekten Alper Bey harika. İzin vermiyorsa gelin lütfen. Hemen geliyorum, hemen. Hemen. Özellikle söyledim, izin vermezse sakın mutfağa girme. Girdi. Çünkü özel alanı bizi ilgilendirmez. Girdi. Kadın morali ne orada da bozacak bir şey. Alper Bey. Yardımcı olmak istiyorum. Tamam. Buradayım, hemen yanınızdayım, sakin ol. Ben sizin asistanınız olabilirim. Zevkle, çünkü çok iyi bir hanımefendisiniz gerçekten. Teşekkür ederim Alper Bey. Belki ileride bir restoran açarız beraber. Olur. Ev yemekleri, hiç ben... Sıkıntı değil. Ama bunu böyle yapmayalım, daha güzel sunumlar yapalım bir dahakine. Bir dakika, şuna da koyun. Alper Bey! Sorun yok. Evet, tamam, ona da koyalım. Evet! Lütfen evet. Gelir misiniz izin vermiyorsa ev sahibiniz? İzin verdi, verdi. Yemekleri getirdim efendim. Şef tutuşu yiyor. Şimdi ona da bir laf söylersin herhalde. Yardım ettim. Estağfurullah. Estağfurullah. Yadigar Hanım'a bir. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yemek önde olsun. İzin verdi mi? Verdi zevkle. Bir de dekor yaptık beraber. Yani yapmadık. Yapamadık. Çünkü özellikle söyledim, izin vermezse girmeyin. Verdi, ayıp, verdi efendim, verdi. Kusura bakmayın, Alper Bey'i tutamadık içeride. Başka? Kadir Bey, Yağmur Hanım izin vermezse ya, girme dedi ama işte gördünüz. Bir şey demiyorum. Mutfağa gelip gördü tabağı ama bir şey diyemedim. Tamam, gidelim o zaman. Hadi gidelim. Şunu söylemek istiyorum, zaten izin verirdi. Çünkü dün benim mutfağım açıktı. Herkesin gözünün önünde yaptığım için, evet, orası o da öyle. Bana izin verdi, sağ olsun. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun Ayşe Hanım, kusura bakmayın. Alper Bey mutfağa gelmesine sinirlendiniz mi? Yok, sinirlenmedim. Çok güzel bir ev sahipliği yaptın. Ben... İzin vermedim Kadir Bey. Siz nasıl izin verdiniz? Ben özellikle dedim ki kapıdan sonra ben eğer izin sordum. Sordum. Ama izin vermedim. Hayır, diyor. Verdi, verdi. Sordum. Girebilir siz miyim direkt dedim. Siz girdiniz ama ben sizden ne diyeyim ki? Girebilir miyim dedim. O da dedi ki... Yağmur Hanım, arkadaşlar şahit, ben giderken ne dedim? Ne evet. İşim var ki orada? İzin aldım. Ama bakın, siz ne dediniz, izin ver. Girmeyin mi dediniz? Yani ne gerek vardı? Önce dedi ki... Bir saniye, ben bir Yağmur Hanım dinlemek. Ne dediniz mutfağa girmesin diye? Aslında beraber benim mutfağıma girmesini istemedim. Ama sonra izin yardım verdiniz. Etmek evet, istedi. Yardım tamam, hayır sen girme çık dışarı dedin mi? Ha, öyle bir şey demedim. Kovmadı, öyle bir şey yapamam zaten. Girme dedin mi içeriye? Dedin ya ben zaten istemedim ben diye. Ben size girme diye bir şey de demedim. Giremezsin diyebilirdin yani. Onu soruyor sana. Dün benim mutfağım sen açık mutfaktı. Sen Alper mutfağa girmek istiyorum deyince cevabın ne oldu bacım? Onu söyle. Yardım etmek istediğim için izin verdi. Cevabım yani içimden dedim aslında girmesin diye ama yüzüne tamam, söyleyemedim. Tamam hadi ne istedik? Peki hadi. Yağmur tabakla yağmur. O Yağmur beni öldürürsün. Allah'ım bu hafta sen bana yardım amin, et. Amin, amin. Öbür hafta yardım etsin sana asıl. Evet, en azından o bildiğim adamla. Huyunu suyunu biliyorum en azından. Dört gözle bekleyeceğim onu. Evet, ben de merakla bekliyorum. Ay. Hele ki bu haftadan sonra bilmiyorum. Evet. Keşke araya biraz es verseydik. Alper Bey sakın benim mutfağıma böyle izinsiz girmeye çalışmayın, bozuşuruz. Yağmur Hanım, Alper beni işte böyle sinir etti. Evet, herkes çatalını bıçağını alsın, afiyet olsun efendim, buyurun. Evet, Büşra Hanım'dan başlayalım. Buyurun Büşra Hanım. Siz etin çok fazla tadına bakamıyorsunuz ama... Yani ona fazla bir şey diyemeyeceğim artık çünkü haksızlık değil mi? Hiç böyle şey, arka taraflı tadına yani hani, şansınız yok, oluyor mu? Tat derken hani şey olduğu tadını için... Tadını alıyorsunuz da... Bana pişmemiş olduğu için, hani bana pişmemiş geliyor. Her et mi? Evet, her et. Çiğneyemediğin için. Evet, ona fazla yorum yapmayayım. Üstündeki... Dün de çünkü yapamadınız aynı şekilde. Şey olmasın, haksızlık. Kremasında soğanın yoğunluğu geliyor. Pilavda aşırı tuzsuz, tadı tuzu yok. Patates püresi de aynı şekilde, tadı tuzu yok. Salata gayet güzel, sönmemiş. Sadece bir tek daha tuzlu olabilirdi. Yağmur, pilava tuz atmadın mı, püreye tuz atmadın attım mı? Attım. Yok. Gayet de güzel tadı yani. Yok, tuzu yok. Tuzu tek az. Tek yapalım mı lütfen? Tuzu az, yani yağ, hiçbir şey yok yani. Peki eti kestiğinde arasına bakıyorsun ya, oradan pişip pişmediğini anladın mı? Buna hani rahat kesildi mi? Hayır, rahat kesildi, güzel.
Ama dediğim gibi kremasında soğan şeyi aşırı geliyor. Peki kremanın tadı güzel olmuş mu? Kremanın tadı güzel. Yağmur, bu arada sen de merak ettiklerini sor ev sahiplerine. Bu yemekler için 2 saat boyunca ter döktün mutfakta. Yani evet. Yani sessiz kalıp ev sahibicilik oynama. Ecel, tek tek sor onları, ne istiyorsan. Yok, elinize sağlık, olanı söylüyorum. Peki pilav için sormak istediğim bir şey var mı? Devam ya edeceğim. Ya ben o pilavı çok güzel yaptım. Tuzlu da yerinde. Nasıl oluyor tuzsuz? Ben bana diyorlar, bana diyorlar damağınızın tadı yok diye ama bayağı tuzsuz yani. Bana şu an şey geldi. İyi geldi tadı. Evet, sana iyi gelebilir çünkü senin yemeğin. Kimse yoğurdum ekşi demez diyorsun. Aynen öyle. Yadigar abla, sen nasıl buldun? Et çok pişmemiş. Bir göster ev sahibine. Demin şey yaptım, bak hayatım. Benim etim daha pişmişti. Bir de karşı kameraya gösterirsen. Bir de kameraya göstereyim. Yok, et öyle zaten. Yok, şey, Yadigar Hanım. Benim etim de öyleydi ama. Pişmemiş, kıtır kıtır ağızda. Pilavın gerçekten tuzsuz olmuş. Bana da tuzsuz geldi. Bu da öyle. Salatanı beğendim. Peki menünün uyumuna ne diyorsun? Az önce patates şey rulo yedik. Şu an patates püre yiyoruz. Yanında pilav yiyoruz. Birazdan da sütlaç yiyeceğiz. Birazdan da sütlaç gelecek. Peki ben sabah size kahve esnasında bu menüyü saydım. Tamam. Hanımlar, menüyü bana nasıl buldunuz? Yok, üçünüze de söyledim. Tamam. Bana ne dediniz? Yok Kadir Bey gayet uyumlu. Hayır Kadir Bey evet gayet uyumlu. Gayet uyumlu. Ne oldu şimdi? Söyleyebilir miyim? Ben söyleyebilir miyim? Buyurun. Evet, sabahleyin ilk sorduğunuz kişi bendim. Tek tek üçünüze de sordum. Ha, ilk bendim ama. Şimdi sabahleyin bana sorduğunuzda bunu ben beğendiğimi söyledim. Maksuz'dan söyledim. Niye? Aa iyiymiş. Bakalım dedim. Beyefendi hani bilir kişi ya, her şeyde her şeyin en iyisini o biliyor ya. Bakalım ne diyecek bu menüye diye. Ama şunu söyleyeyim, menüyü ben saydığım gibi Alper Bey'in rengi bir anda değişti zaten. Yüz ifadesinden i̇şte ben onu şey demedi. Anladım. Masada konuşacağım dedi. Sözü de dile getirdim. Ben de bekledim. Anladınız. Ben de bekledim. Artık dayanamadım. Peki siz yani onu beklediniz. Büşra, sen neyi bekledin bu saate kadar? Yani sabah özellikle tek 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 sordum. Evet. Şimdi bilmiyorum niye böyle bir yorum yaptınız. Şimdi dedi, bak şimdi dedi ki peşine de sütlaç yiyeceğiz. sabah ben sana sütlaçı söyledim pilavın arkasından. Baklavayla bizi kandırdı, onun azizliğine geldik. Baklavayla sizi kandırdı. Bu kadar çabuk kanacağınızı bilmiyordum. Ayşe abla, sen niye söylemedin? Ben de Alper Bey benim yanımdaydı. Alper Bey konuştuktan sonra ben dedim aa tamam tamam. Menü tamam, güzel dedim çünkü... Ağır bir menü dediniz. Evet, aynen öyle. Değil mi? Dikkatiniz ya, çok beğendiler. Söyle bak, söyle. Evet, evet, herkes çok beğendi. Alper Bey konuştuktan sonra benim dikkat gidiyor. Bana geliyorlar. Şimdi burada sanki suçu Alper Bey'in üstüne atıyormuşsunuz gibi geliyor. Yok, hayır, kesinlikle. Yok. Kesinlikle öyle bir yok. Şey. Ya, değil yok. Yani. Ben dedim, o yok. Bilir yani, bakalım ne diyecek. O da hiçbir şey demedi yani. Hayır, kıvrandı, durdu. Yok. Hayır, lütfen. Kıvrandı, durdu. Şunu söyleyeyim. Alper Bey yorum yapmasa bile ben onun yüz ifadesinden akşama görüşeceğiz evet, dediğini anladım zaten. Dedi. Her şey geçti. Evet. Yani patates püresiyle pilavı yan yana saydığımda zaten Alper Bey direkt bana renk attı. Peki, evet. Eti pişmemiş mi abla? Pişmemiş vallahi. Evet. Zaten belli yani. Biz bunları biliyoruz. Bonfile zaten tam pişmez. Ya bana göre çiğ geldi bana. Çiğ geldi. Aynı benim şeyim gibi. Evet. Kral tacım gibi oldu. Evet. O kadar pembe mi? Hayır, o kadar değil. Bunun bonfile böyle yani. Ya, olması gereken olduğu gibi yaptım ama ben. Siz kabul etmediniz. Peki pilavı nasıl buldunuz, püreyi? Pilav tek tek yapın. Ha, ben diyorum pilav şey tamam tek şey güzel olmuş ama tuzsuz olmuş. Güzel yapmış pilavı. Hem de şey şehriyesiz yapmış yani. Güzel. Takdir ettim. Şey de tuzsuz. Püre de tuzsuz. Aslında koydum ben tuzsuz. Yok yavrum yok. Bana yani, da şu an gayet iyi geliyor. Bak yiyorum, yine yiyorum hadi. Sen yiyince ben... alnında tuzda tuzsuz mu yazıyor? Öyle dedi ki dur bir daha yiyorum gelin bakın tuzumu. Ha dur bak bir daha dur bak. Sanki alnında tuzda tuzsuz mu yapıyor? Ben de okuyorum diyorum ki Allah Allah bir daha yiyorum bak bak. Bir daha yiyorum bak. Aha, ye. Yine mi yok? Yok. O zaman tuzlu şey yapın Serpil. Beğenmediniz yani pilavlı püreyi. Eti de beğenmediniz. Yani pişmemiş zaten çiğ. Ay, böcek yapar insan karnında bunlar. Ay hadi gör. Sağlık için iyi değil. Tabii. Kız abla, senin kral tacın toz pembeden daha da az pembeydi. Evet. Daha açıktı. Ay çok güzeldi benimki. Niye sen ona dedin ki bu böyle pişer? Bu kız konuşmuyor, benim içimi darlıyor. Yani o böcek yapmada bu mu böcek yapıyor? Ben bugün benim misafirlerim yani... Bu oyunu da kim çıkardı ben bilmiyorum. Ben demin beğendim. Ne dedim? Hepsini yedim. Bir şey diyeyim mi? Hepsini yedim. Hepinizin, hep yani çok özür dilerim Ayşe Hanım. Hepinizin asıl burada konuşması gerekiyor. Orada değil. Bonfilenin pişmesi gerektiği gibi pişirdim ben yani. Ben mikrop dedim. Laf ettiniz. Yadigar Hanım midemde böcekler çıkacak dedi.
Ona niye kimsenin sesi çıkmadı? Alper Bey, artık size hiç cevap vermeyeceğim. O kadar boş konuşuyorsunuz ki. Size peki niye ya Diyar ablaya demiyorsun ki? Senin etin evet. Böcek yapma da benim etimle böcek yapacak diye. Yok, benim etim yapmaz. Kemikli o. O kemikli. Ayşe Hanım, puanları verdiklerinden aynı böyle gülersin ya. Ayşe Hanım. Elinize sağlık. Afiyet olsun Ayşe Hanım. Benim etim pişmiş. Ay, güzel. Mantarlar kararmış. Normalde onların kararmaması gerekiyor. Puanlamaya var. Limonlu suda beklettiniz mi? Efendim? Mantarları suda beklettiniz mi limonlu? Hayır, bekletmedim. Ya o yüzden kararmış. Patates püreniz tuzsuz, hiçbir tadı tuzu yok. Pilavınız yağsız ve tuzsuz. Yağsız yani hiçbir mı? Tadı yok. Bence gayet iyi. Yok. Farklısın. Damak zevkleri. Yani herkesin damak zevki farklıdır. Saygı ama duyuyorum. Gerçekten, ama yemeklerimin arkasındayım şu an bu. Ana yemeğimin gerçekten tuzu yok. Evet, tam şu anda yemeğin arkasındasın. Evet. O dediğin doğru. Ye o zaman. Salata için ne diyorsunuz? Salatası güzel. Peki. Büşra Hanım, siz yorum yapmışsınız. Evet. Alper Bey? Şimdi ben farklı bir açıdan gireceğim. Bir şey diyeceğim, Alper Bey'de niye iki tane et var bizde? Parçaladım. Yok, ortadan kesti. Yiyemedim çünkü. Buyurun. Ben çok uzatmayayım. Kısa bir şekilde söylenen tüm yorumlar doğru. Tuzsuzluğu, etin böyle göstereyim, pişmemesi, bakınız. Alper Bey, şimdi et bonfile sizin, zaten yani tamam. Sizin öyle ya, bak benim öyle değil. Çünkü hepimizin farklı galiba. Evet, eti evet, farklı pişmiş. Evet. Evet. Sizin gerçekten daha kırmızı. Mesela evet, benim öyle değil. Yani yarınla bizimki evet benziyor mesela. Bu da benziyor. Sizin daha fazla. Bu da evet, benziyor. Evet.